Antalya arasında Likya yolu adında çok güzel bir trekking rotası var, yürüyüş rotası. Mart ayında ben bu yolu yürümüştüm, sırt çantalı, çadırlı bir şekilde. Bu yol ülkemizin en güzel yürüyüş rotası ve en uzun ikinci rotası oluyor. Fethiye-Antalya arası toplam 500 küsür kilometre, 550 kilometre filan. Ben 21 günde tamamladım bu yolu. 1-2 rotayı atlamıştım. Çünkü 1700-1800 küsür irtifaya çıkıyor. Malzemelerim o kadar yüksekliğe çok fazla elverişli değildi. Havada çok soğuk olduğu için. Ve halen oralarda kar olduğu için o iki rotayı atlamıştım. İki rota hariç yolun tamamını 21 günde tamamladım. Şimdi buradan geldik. Böyle yol böyle devam ediyor. Böyle yukarı çıkıp şu dağı şöyle kenarından dolaşacağız herhalde. Bir tarafa geçeceğiz. Ondan sonra şunun arkasına geçeceğiz. Sonrasında bir gün Manavgat'ta konakladım. Orada ayrı bir yürüyüş rotası var. Hatta birden fazla rota var. Ben bir tanesini yürüdüm. Sonra Side'ye geçtim. Side'de bir gün kaldım. Ardından Antalya merkezde bir haftaya yakın konaklayıp geri dönmüştüm. Bu süre boyunca çektiğim resimleri, videoları derleyip düzenleyerek bir video haline getirdim. Şimdi bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse ilk gün çok yorulmuştum ve gün içinde karşılaştığım ilk su kaynağı burasıydı. Buz gibi ve çok lezzetli bir suydu. Elimi yüzümü yıkadım, sonra suyumu tazeledim ve yola devam ettim. Bir müddet böyle köyün içinden geçerek sonunda Faralya'ya ulaştım. Faralya'ya ulaşmıştım. Hava kararmak üzereydi. Aşağısı o meşhur Kelebekler Vadisi'nin olduğu yer. Geceyi Faralya'da geçirdim. İlk günü böylece tamamlamış oldum. Thank you.
arkadaşım benim. Manzaramız da varmış. Kabak koyu. Dalgalar fena. Fena. Hem de ne fena biliyor musun? Bu tabela böyle değil. Böyle olacak. Burada 3 tane yol var. Doğru yol burası. Tam çadır kurulacak yer. Aşağıya kadar 8 kilometre. Bir sonraki durak. Bu biraz zor olacak. Güneş batmak üzere. 15 dakika kaldı. Benim o bulunduğum yere bakar mısın? Şuraya ulaşırsam süper olacak. Hava kararmadan önce. Güneş batmadan yetiştik. Böyle bir yer.
Şurada çadır kuracağım. İki parkur yürüdüm bugün. Son derece gereksiz bir karardı. Orada çayır çimen yer dururken geldik, böyle şimdi taşları temizleyeceğiz. Dur, dur, yalamak yok. Oğlum, rüya gibi bir yere geldik. Tam Antalya'dan, Antalya'da giriş yaptık. Bilmem neresinde bir yayladayız. Manzara, doğa 10 numara. Antalya'da bir yayla köyündeyim. Akarsuyumuz var, içiliyormuş. Şöyle kamp alanı var. Sahibiyle tanıştım. Ücretsiz kalabilirsin dedi. 10 numara bir yer. Bu da benim fakirhane. Dün tam şuradaydık, oradan aşağı indik. Şöyle dolandık dolandık dolandık, şöyle kenardan şöyle aşağıdan geldik. Şu yukarıya çıktım. Oradan şu aşağıda geldik, kamp yaptım. Ondan sonra şu tepeye çıktım, şöyle buralara dolandım dolandım, böyle geldim buraya kadar. Buradan da böyle devam edecek. Sayın çok değerli, saygıdeğer arkadaşım, eğer kıçımdan ısırmayacaksanız yüksek müsaadenizle ben buradan geçip gitmek istiyorum acaba, mümkünse lütfen, olur mu? Geç ama diyor, acele, çok sinirliyim. Tamam, artistik yapma, artistik yapma, anladık. Aa, sensin. Ezirgen yokuşu. Karşısı yayla. Kuşların sesi geliyor mu bilmiyorum.
Şu izleri görüyor musunuz? Bunlar hep domuz izleri. Her tarafta var. Yol boyunca var. Her tarafa pislemişler. Ve ben o istikamete doğru gidiyorum. Dün bir tane çalılığın yanından geçiyordum. Hayvan benim geldiğimi fark etmemiş. Dibine kadar geldim. Bir böğürdü ki, sorma. Çok fena ses çıkardı. Sanırım korktu benden. Ben de ondan korktum. Aklım fezaya bir çıkıp geri geldi ama anlatamam. Sonra uzaklaştım hemen oradan. Böyle. Devam. Karşısı kaş. Alo. How are you? Bulduğumuz her ağacın altında yattık, dinlendik. Rotayı tamamlayamadık bugün. Böyle bir yere geldik. Bu gece burada kalıyoruz. Manzaramız bu. Burası da böyle bir yer. Kamp arkadaşım var, iki tane Rus. Şuradaki de benim çadır. Manzara böyle. Suyun rengi çok güzel. Şunun arkasından bir yerden dolandık. Şöyle geldik. Buradan böyle. Buraya. Thank you.
çayı. Ne güzel kokuyor biliyor musun? Böyle bir mekandayız. Adam bahçeyi güzel yapmış. Şurada da konaklama yeri var. Bu gece şuradayım. Burası mutfak. Yukarıda odalar var. Arkada da kendileri kalıyor. Kahvaltı, akşam yemeği dahil 70 lira. Konaklamayla beraber. Burada da bir tane bahçıvan var. Otları yiyor. Böyle güzel bir yer işte. Adamlar böyle yerlerde yaşıyor. Keko'ya geldik sonunda. Şöyle biraz gezelim. Burada çok güzel yerler var biliyorum. Tekne turları da var da. Şu an sezon olmadığı için tekneyi özel kiralaman gerekiyormuş. Yanıma birkaç kişi bulursam belki. Bakalım nasıl olacak. Evet, karayı kurduk sonunda. Adam başı 50'şer liradan işi çözdük. Sezon dışı olduğu için koskoca teknede 4 kişiyiz. 200 lira istedi. Şunlar iki Türk. Ve benim Rus arkadaş, yolda tanıştım. Evet, başlıyoruz. Batık şehir burasıymış. Çok temiz. Arabamız bu. Adam takıldı peşime geliyor. Ben de hayır demedim. Şimdi Kaleköy'e çıkacağız. İnsanlar burada yaşıyor. Biz biletle girdik buraya. İnsanlar burada yaşıyorlar.
Geçen sene burada yüzmüştük. Suyu çok güzel. Çok fazla kükürt kokmuyor. Böyle de bir intihar yeri yapmışlar. Niye yapmışlarsa burayı. Şurada çamur banyosu yapılabiliyor. Burada yıkanıyorsun filan. Demre'de güzel bir yer. Geçen sene geldiğimde arabada burada inmiştim. Tekrar binmek için şurada bir yerde, şurada ileride bir saat otobüs bekledim şurada. Şurada bir saat otobüs bekledim. Nerede? Köpük dediğim böyle oldu bak. Köpük dediğim böyle oldu işte bak. Gördün mü? Hiç avlamıyor bak, gördün mü? Beni seviyor, beni seviyor bak. Aferin oğluma. Ne haber? Ne yapıyorsun? Hı? Çimende yayılmışsın, yatıyorsun. He, el ver bakayım. Memnun oldum. Hı? Yola çıktık bugün saat sabah 10:30 gibi. Bayağı bir asfalt yoldan gidiyor. İlk önce Kumlucu'ya gittik. Kumlucu'dan Mavi Kent'e geldik. Mavi Kent'ten şimdi Karayüz diye bir yer var. Oraya kadar hep asfalt ve araba geçmiyor. Yürüyoruz. Hadi bakalım. Böyle bir yere geldik, Korsan Koyu. Bir tane sağda var. Oraya inişi bulamadım. Deniz böyle. Fakat hava berbat. Aslında suyun sıcaklığı fena değil. Girilebilir ama girmeyeceğim burada. Belki ileride bir tane daha Korsan Koyu var. Herhalde oraya gideceğim. Gel, gel kızım. Gel canım. Gel, korkma gel. Nerede kirlendin kız böyle? He? Karaöz köyünün Karaöz plajı. Şurası Gelidonya feneri, onun arkası. Oraya doğru gideceğiz. Böyle bir sahil. Kimsecikler yok. O meşhur Korsan Koyu. Şimdi oraya gidiyorum. Ve Korsan Koyu. Korsanlar muhtemelen gelip gemilerini buraya saklıyorlardı. Oradan geçen ticaret gemilerine bir anda saldırıyorlarmış. Korsan Koyu'nun olayı bu. Buralar aşırı iyi ya. Burayı çok beğendim ben ya. Doğası, suyu muhteşem. Şurada çadır kurabilecek bir yer var. Bakacağız. On numara bir kamp alanı. Burada da bisiklette gezen bir arkadaş var. Doğası müthiş. Buralara bayıldım ya. Çok güzel. Tembel köpekler var burada. Uyuyorlar hala. Sabaha kadar tabii havladılar. Muhtemelen. Böyle. Korsan kamping. 2007'de Türkiye'nin en güzel manzarası seçilmiş olan Gelidonya Feneri. Buradan Adrasan'a doğru devam ediyoruz. Ada çayı isteyen var mı? Her yer ada çayı. Şurası şöyle komple aşağıya doğru. Şöyle bir yakından bakalım.
Evet. Yanımızda poşetimiz de var. Biraz çay toplayalım. Çık çık bitmiyor. Bir de bunun inişi var. Adrasan 12 kilometre diyor. İşimiz zor. Çok geç kaldık. Saat 2. Yetişemezsek Adrasan'a nerede çadır kuracağız, konaklayacağız bilmiyorum. Yolun zorlu kısmını geçtik. Şu an Adrasan'a doğru inişteyiz. Bakalım. Manzara. Manzaramız orman manzarası. Ama çok güzel. Her taraf ada çayı. Her tarafta başka bir bitki. Mis gibi kokuyor. Mesela şu bitki bile çok güzel kokuyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel kokuyor. Şöyle çiçekler açıyor. Böyle bir bitki. Ada çayı. Ada çayı. Komple ada çayı. Her yer. Ve çok güzel kokuyor. Bir poşet topladım. Kekik bulamadım yalnız. Kekik bulsam kekik de toplayacağım da. Buradaki kekikler biraz farklı türde. Diyarbakır'dakilere hiç benzemiyor. Ben Diyarbakır'da askerlik yapmıştım. Diyarbakır'ın dağları resmen kekik kokuyor. Böyle öbek öbek oluyorlar böyle yerde. Yarım karpuz gibi düşünün. Ve koyu renkteler, böyle bordo renginde falan oluyor buradakiler. Sadece yeşil. Ve nane gibi büyüyor. Yani yukarı doğru büyüyor. Onun için yolda görünce tanıyamıyorum. Bir de kokmuyor yanından geçerken. Ama Diyarbakır'dakiler böyle buram buram kokuyorlar. O kadar güzel ki. Alıp elimizi sürüp üstümüze başımıza sürerdik. Askerde. Çok güzeldi. Yürüyorum yürüyorum. Adrasan'a daha 10 kilometre var. Ağaçlar fena yıkılmış burada. Böyle devam ediyoruz. 7 kilometre falan kaldı. Her yerde yıkılmış ağaçlar. Kurumuş. İşte yangınlar böyle çıkıyor. Bunlara bir şimşek çaksa tamam. Nereden gidiyoruz? Herhalde şuradan.
Çok yaşlı. Ölmüş. Sonunda geldik. Adrasan. Yorulduk bayağı ya. Geç çıktık. Bir de 1,5 parkur yaptım. Dün tamamlayamamıştım. Tamamlamadım daha doğrusu. Orada koyda, korsan koyunda dinlendim. Bugün de 1,5 yaptık, iyi. Güneş batmadan yetişeceğiz. Adrasan şu hemen arkada, şurada aşağıda 20 dakika mesafe varmış. Burada böyle bir güzel bir alan var. Buraya kamping yapıyorlar. Şu arkadaş kiralamış burayı. 10 numara yer. Su var. Şurada dağdan geliyor. Hortumla geliyor ama. Böyle bir yer. Çok güzel. Burada kalınır. Adrasan 2 kilometre. Nihayet. Ve Adrasan sahiline ulaştık. Güneş batmadan önce. Çok zor bir rota dediler bana. 4 litre su al dediler bana. Bedavaya 3 litre su taşıttılar bana. O kadar da zor değilmiş. Biraz uzundu sadece, o kadar. Gece böyle bir yerde uyuduk. Bir bungalov, pansiyon. Fakat kapalı her taraf. Şurada iki tanesi açıkmış. Onlar da doluydu. Bahçede kurabilir miyim dedim. Kur dedi. Çadır artı kahvaltı. Ondan sonra şuradaki odalarda tadilatta. Orayı da açtı bana. Duş var, sıcak su var. İşte elektrik var. 50 lira. Yalnız burası fena rutubetli, nemli bir yer. Çadırım sırılsıklam oldu. Sanki yağmur yağmış gibi. Astım onu. Kurutuyorum. Kurudu zaten. Şu tişörtü astık. Şimdi toplanıyoruz. Buradan Çıralı'ya gideceğiz. Buralar çok güzel ya. Yani yapılaşma olarak güzel, fakat çok sivrisinek var. Bir de çok fazla nem var. Evet, şimdi buradan karşıya nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğimiz sorusunun cevabı arkadaşlar, böyle geçiyoruz. Mecburen. Aa, iyi su. O kadar da oh, soğuk değil. De ayağıma batıyorlar. Grup yok. Ben tek tabanca. Tek tabanca. He. Yarın grup. Gitti. Onlarla karşı yoldan. Şu an deniz seviyesindeyiz. Fakat tepenin üzerinde bulut var. Ve çok da yüksek bir tepe değil. Adrasan'ın uzaktan görünüşü. Kale var diye geldik. Kale falan göremedim ben. Şimdi burada düşmemek lazım. Nasıl yapacağız? Şöyle. Şöyle kolaymış. Tamam. Geçen düşüyordum az daha. Komple suya. Biraz da derindi. Çanta manta her şey ıslanacaktı. Nereye geldim lan ben?
Olimpos'a doğru tırmanışa başladık. Çok ilginç bir şey gördüm. Bakın buradan kayalar yuvarlanmış. Ağaca saplanmış. Var mı böyle bir şey ya? Bu nasıl oluyor böyle? Bir tanesi komple gömülmüş ya. Çok ilginç. Buradan aşağı fırlamış. Saplanmış ya. Yok böyle bir şey. Birinci tepenin zirvesine vardık. Buradan böyle aşağı iniyor. Zannedersem şöyle kenardan dolaşacak. Şöyle şu aradan bir yokuş daha çıkacağız şurayı. Oradan sonra herhalde komple iniş olacak. İnşallah öyledir. Yokuş çıkmak biraz yorucu oluyor. Ama değiyor mu? Bence değiyor. Hava mis gibi. Çam kokuyor. Toprak kokuyor. Kuş sesleri. Müthiş. Kurumuş bir dere yatağı. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi buraya girilmez de ne yapılır? Oğlum havuz olmuş lan burası. Sıkı. Bir dakika. Bir yakın markaja geçelim hemen şöyle. Düşmeden. Oy 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 oy. Suyun berraklığına bak. İnşallah soğuk değildir. Soğuk. Tüh. Aşağısı da varmış. Buraya girilmez. Burada sivrisinek popülasyonu çok yüksek. Ama buraya girilir. Burası çok güzel. Sandal ağacı. Gövdesi rengi ne kadar güzel ya. Turuncu. Olimpos 5 kilometre. 2 kilometre aşağıda 3 kilometre yazıyordu. Şimdi geldik 5 diyor. Sevinmiştim az kaldı diye. Yolda da oyalandım bayağı mesafe az diye. Çıkıyorum çıkıyorum bitmiyor. Hep çıkıyor. Yokuş yukarı. Kayalık arazi. Birazcık zorlu. Musa Dağı'na doğru çıkıyoruz. Etrafta çok domuz var. Hep kazmışlar bak. Bunlar hep domuzların izleri. Domuzlar aslında orman için son derece faydalı hayvanlar. Ormanın çiftçileridir onlar. Toprağa sürerler. Sonunda düzlüğe ulaştık. Bir tane daha tepe var galiba. Ondan sonra inişe geçeceğiz. Gerçi 3 kilometre önce de öyle demiştim ama. Bakalım. Şurada biraz daha yükseliyor galiba. Zirveye az kaldı. Rakım yükseldikçe sandal ağaçları çoğalmaya başladı. Bunlar yüksekte yetişen ağaçlar. Kuş sesini duyuyor musunuz? Bak adı Olimpos ne diyor? 6 kilometre. Bu nasıl bir tabela ya? Orada 5'ti. 3, 5, 6. Buraya doğru yükseliyor. Sizin asacağınız tabelanın ben. Tabela en son şey diyecek galiba. Olimpos 20 kilometre. Tebrikler geldiniz. Ters yapmışlarsa yanlışlıkla. Tersse o zaman 6 kilometre gelmişiz. Kaç kilometre kaldı bilmiyorum. Yarıyı geçtim ama. Geldik. Zirvedeyiz. Buradan manzara seyredeceğiz şimdi. Çiçeklere bak. Tam kamp yapılacak yer biliyor musun? Deniz görünmüyor. Deniz nerede? Deniz şu tarafta arkada olmalı. Oradan şimdi inişe geçeceğiz.
Manzara müthiş. Ben biraz burada dinleneyim. Bir sigara içeyim. Ondan sonra inişe geçelim. Buralar müthişmiş ya. İyi ki gelmişim. Burada bir kulüben olacak. Burada yaşayacaksın. İnsanlardan uzak. Ekeceksin, biçeceksin. Hayvanların olacak. Su da varsa burada. Yaşar gidersin işte. Ne işin var aşağıda? Şurada biri kamp yapıyor. Manzara harika ya. Evet. İnişe geçiyoruz. Buranın inişi güzel. Çok bir tehlikesi yok. Hatta biraz hızlanabilirim yani. Çok oyalandık yolda. Resim çekeceğiz, dinleneceğiz, yemek yiyeceğiz diye. Şu sandal ağacına bak. Bunlar son derece değerli ağaçlar. Maddi açıdan. Ama bunları buradan gelip alamazsın. Nasıl götüreceksin? İleriden bir şey kıvırlıyor. Muhtemelen yaprak. Diyorsun ki ama bir şey var orada. Herhalde. Acaba. Nereden gidiyor yol? Ben gene kaybettim işareti ya. Herhalde az kaldı. Bayağı bir indik aşağıya. Yalnız buralar var ya. Acayip. Sessiz. Sakin. Nemli. Rutubetli. Yani burada domuz olma ihtimali var ya. %100 desem abartmayacağım yani. Olimpos 14 diyor. Geldik geldik. Ne 14'ü? Bir kilometre kaldı şurada. Allah'ım yarabbim ya. Yanlış yapmışlar. Geldik. Şurası. Olimpos. Bak. Asıl rota bu değil biliyor musun? Şurada kamping var. Kampingçi buradan böyle rota çizmiş ki benim kampinge geçerken uğrayın diye. Müptezel. Kurnaz. Rota yoksa biraz da sağdan gidiyor. Daha düzgün bir yoldan gidiyor. Ulan madem rota çiziyorsun bari yolu düzenle biraz da insanlar insin oğlum. Bu ne lan? Gördün mü bak. Kayalar sakat. Bir elde de telefon. Neyse. Kapatalım şunu da. Çünkü çok dik aşağısı. Sakata gelmeyelim. Yer seviyesine indik. Şimdi merkezin içine gireceğiz bakalım. Kalacak bir yer bulalım. Burası hoşuma giderse birkaç gün belki burada kalabilirim. Gene suya geldik. Bakalım ayakkabıları çıkarmadan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Şuradan geçemeyiz herhalde ya. En az 2,5-3 saattir dinlenmedim hiç. İnişi hiç dinlenmeden bitirdim. Belki bir yerde bir iki dakika bir yerde oturmuş olabilirim. O sayılmaz o kadar. Oradan geçilmez herhalde. Su güzel. Soğuk ama ayaklarıma çok iyi geldi. Islanmadan geçebilecek bir yer bulamadım. Batıyor. Geçtik. Olimpos antik şehrine girdik. Şöyle kalıntıları biraz gezelim. Burası Piskoposluk Sarayı'ymış. Tapınak falan filan var burada. Aslında burası çok çok daha büyük bir şehirdi. Ancak bu kadarı günümüze kadar ulaşmış. Bu tarafta bir şey yok. Sahilenin buradan Çıralı'ya doğru yürüyeceğiz. Bir zamanlar burada insanların yaşadığını, o zamanın
tarihine göre son derece gelişmiş olan bir şehirden arta kalan bir yeri görmek, burada insanların yaşadığını, doğup büyüyüp öldüğünü düşünmek enteresan. Olimposlular işi biliyormuş, 10 numara yere şehir kurmuşlar, baksana. Suya bak, mis. Şöyle, şuradan geliyor. Bak, daha önce de buradan su oluğu yapmışlar. Su yolu buradan geçiyormuş. Oradan da geçiyormuş demek ki. Buradan da karşıya herhalde kanal yapmışlar. Bu suda yıkanılır işte, mis gibi, ama hava soğuk. Buradan böyle Çıralı'ya doğru yürüyeceğim ben. Çıralı'da konaklama yerleri, böyle yerler. Yol boyunca bir sürü pansiyon, işletme var. Her taraf pansiyon. Çadır kurmak yasak falan filan yazıyor. Ama çalıların arasına akşamleyin her türlü kurulur yani. Bu mevsimde kimse gelip de ne yapıyorsun demez. Adam gibi kuruyorsan tabii. Orada ateş yakmayacaksan, ortalığı pis etmeyeceksen kurulur. Ağaca bak. Sanat eseri gibi ölmüş. Buradan Yanartaş'a doğru gidiyoruz. Yanartaş'a 150 metre kaldı diyor. Toplam 1 kilometre. Şöyle bir yerdeyiz şu an. Bak, orada 150 yazıyor. Şurada 50 yazıyor. Burası 100 metre mi şimdi? Her 50 metrede bir neredeyse çöp kovası var. Yine de çöp kovasının yanına çöp atmışlar ya. Yani bakayım burada var mı? Yok. Çöp kovası burada ya. Şuraya adam çöp atabiliyor yani. Kova, çöp. Lan buraya atacaksın oğlum, buraya. Bunun içine atacaksın. Öküzün lüzumu yok. Mantar. İlk defa yolculuğum boyunca ilk defa mantar görüyorum. Böyle bir yer. Yanan ateş burada. Kim bilir ne zamandan beri yanıyor. Belki yüzlerce, binlerce yıldır yanıyor olabilir. Tüp kokusundan biraz da farklı kokuyor. İnsanlar oturuyor orada. Birazdan oraya da çıkarız. Şurada böyle eski bir kalıntı var. Bak ne kadar toprağın altında kalmış, görüyor musun? Orada kapı var. Şurada. Yer yükselmiş. Dolmuş, toz toprak falan filan derken bu kadar kalmış. Manzara 10 numara. Doğa müthiş. Kuş sesleri. Arkada teyzenin sesi. Durum bu. Burada biraz mola vereyim. Ben dinleneyim. 1 kilometre çok dik bir yokuş çıktım. Yoruldum. Burası kiliseymiş önceden. Öğrendik. Beyzantiyan Kilisesi. Burada var. Yanıyor. Bir olayı yok işte, yanıyor. Altta doğalgaz rezervi var. Kastan çıkartamazsın. Koruma altında olduğu için böyle yanıyor işte. Gaz boşa gidiyor. Halbuki servet var altta. Milli servetimiz yanıyor böyle. Bak buralar sönmüş. Çakmak çaksan belki de yanacak. Hiç denemeyeceğim. Parlar marlar yüzümüzü yakmayalım. Şimdi durup dururken, değil mi? Benim yolum böyle devam edecek. Ulupınar'a doğru çıkacağım.
biraz yorucu bir parkur olacak. Çünkü yükseliyor. Oradan sonra arabayla tekrar oraya geçeceğim. Çünkü devam edersem yaylalara çıkıyor. Rakım çok yükseliyor. Orada muhtemelen hava çok soğuktur. Özellikle gece. Onun için oraya es geçiyorum. Zaten ondan sonraki parkurlar da birkaç parkur kaldı. Öyle yürümeye çok fazla değecek parkur değilmiş. Tekrar oraya geçip sahilden birkaç güzel parkur var. Onları yapacağım. Likya yolunu bitirmiş olacağız. Ben böyle gider. Hadi bakalım. Yanartaş'tan başladık. Yukarı doğru yükselmeye. Bir yemek molası verdim orada. Dinlendim biraz. Şimdi çıkalım bakalım. Hadi. Yol böyle kayalık. Riskli bir bölge. Böyle devam ediyoruz. Bu da Çıralı'nın son manzarası. Şurayı açtıktan sonra bir daha göremeyeceğiz. Burada bir tane daha ateş yanıyor. Abicim demek ki ne kadar büyük bir rezerv var burada ya. Aa, şurası da yanıyormuş. Görmedim. Bir patlasa inan. Çok geç kaldım bugün. Şu tepeyi bir aşayım. Komando moda geçeceğiz. Şu an tembel moddayım. Öğlene kadar tembel mod takılıyorum. Uyku sersemliğini atmak için, bir de kahvaltının verdiği ağırlığı atmak için belli bir süre geçmesi gerekiyor. O da bende öğlene kadar sürüyor. Öğleden sonra hazım gerçekleştiği zaman bir başlıyorsun tempolu yürümeye. 2 saat, 3 saat hiç dinlenmeden yürüyebilirim. Öyle. Yürürken bile dinlenebilirsin. Son bir daha bakalım. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir de şu tepenin arkasını görelim bakalım. Hadi buraya kadar gidelim beraber hızla. YouTube'a yükleyecek bir şeyler olsun değil mi? Sesim umarım berbat gelmiyordur. Zaten telefonla çekiyorum. Muhtemelen sarsıntılı olacaktır. Görüntü kalitesinden de pek emin değilim. İnşallah güzel çıkar. Oo, manzara 10 numara. Evet. Şurada kamp yapılır. Hem de ne güzel yapılır biliyor musun? Püfür püfür eser orası. Şimdi ben yolu kaybettim. Videoya bakayım, yok. Yol aşağı doğru iniyormuş, tamam. İnişe geçtik, aşağıda işareti gördüm. Böyle gidiyoruz. Yolculuk Ulupınar. Oy 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 oy. Aşağıda çok güzel bir su akıyor ya. Orada havuz oluşmuş. Ulan yazın gelmek varmış burada, sıcakta var ya, ben hepsine teker teker girerdim. Neyse, şimdi uzaktan bakarak acısını Haziran'da çıkaracağız inşallah. Olmuyor ki ama şimdi böyle. Şuraya bak. Orada bir havuz var. Şu ileride var bir tane.
Böyle akıp gidiyor. Şurada da var. Videoda görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Bak, iki yerden birden, bir şuradan akıyor. Bir de şuradan geliyor ayrıyetten. Ayrı olarak tam. Mis gibi. Bu su içilir. Hemen zaten şu ileriden çıkıyor. Tertemiz. Abicim, manzaraya seride seride gene rotadan çıktım ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Nereden gidiyor? Bilmiyorum. Herhalde şuradan gidiyor. Burada bir patika var ama işaret yok. Şöyle devam edelim bakalım. Çok güzel. Bayıldım oralara. Buraya da bir kulübe yapılır ama su sesinden rahatsız olunabilir belki. Uzun vadede. Domuzlar kazmış buraya, görüyor musun? Her yerde var. Bu kadar aşağı indiklerini, gerçi şu an ne kadar rakımı bilmiyorum ama çok yüksek değil şu an. Normalde buraya kadar inmezler. Su var diye inmişlerdir. Hazır suya geldik, bir ortalığı sürelim demişler ormanın çiftçileri. Ben gene rotayı kaybettim. Buradan mı gidiyor acaba? Şimdi buradan karşıya geçecekmişiz. Rota öyle diyor. Nasıl geçeceksek inşallah düşmeyiz. Şuradan şöyle zannedersem geçebilirim. Bir kayarsak yandık var ya, yani boğulma tehlikesi yok ama cihazlar ıslanacak, ekipmanlar ıslanacak. Eyvah eyvah eyvah. Hadi bakalım. Kazasız belasız geçtik. Şuradan geçtim böyle. Ama nasıl biliyor musun? Pür dikkat. Uzun zamandır böyle fokus olmamıştım. Bu kadar adrenalin yaşamamıştım. Bu güzeldi. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Yol boyunca manzara bu. Dere kenarından yukarıdan gidiyoruz. Ulupınar köyüne. Şu geldiğim yere bak ya. Şu ayak izini görüyor musunuz? Benim. Ufak bir kaza geçirdik. Oraya bir battım. Az daha yuvarlanıyordum. Kendimi şuraya attım. Şuraya attım. Oradan şu kayadan kenarında buldum kendimi. Az daha kafa göz giriyordu. Ayakkabılara bak. Üstüm başım mahvoldu ya. Seni buraya yol diye yapanı. Ulan burada mahsur mahsur kaldım lan ben burada. Afat çağırın. Nasıl çıkacağız buradan? Eyvah 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 eyvah. Yandık. Şuraya bak. Toprak bataklık ya. Yani şuraya bas bas gittin yani. Abicim, burası nasıl bir yer böyle? Her yerden su fışkırıyor ya. Her yerden. Maşallah. Doğası 10 numara buranın. Şuraya bak. Karşıdaki dağa bak. Net görünüyor mu? İnşallah görünüyordur ya. Oraya da çıkacağız da. Sonbaharda. İnşallah. Köyden çıktık. Şöyle arkadan dolandık. Şu arabanın olduğu yerden. Buraya geldim. Şimdi şurada köfteci var. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra buradan binip Tekirova'ya gideceğiz. Yağmur geliyor. Rotanın bir tanesi şöyle yukarılardan gidiyor.
Şunun tepelerinden üzerinden şöyle. Şunun arkası şu dağın. Şu dağın arkasına geçiyor. Arkasından şu dağa tırmanıyorsun. Ama şu an çok soğuk. Oraya çıkarsam donarım. Sonbaharda falan iyi oluyormuş. Karlar iyice eridiği zaman. Bir tane de sahilden gidiyor. Arabalar geçiyor. Böyle. Manzara bu. Yol hikayemiz. Bugünlük Ulupınar'da son buluyor. Sol taraftan sağlam fırtına geliyor. Geliyor yani. Bir saate kalmaz burada. Ve burası ölü. Resmen ölü bir yer. Her yer kapalı. Ne pansiyon bulabildim, ne otel bulabildim, ne de çadır kurabilecek bir yer bulabildim. Gerçi girişte bir yer vardı ama orayı da çok geçtim. Baksana abicim, her yer kapalı. Ölü şehire hoş geldiniz. Tekirova. Tekirova'ya gelmeyin, burada kimse yok. Bir ay sonra burası, bilmiyorum, dolar herhalde. Sen bekle orada, bekle. O karlar erisin. Sana da sana gelecek. Böyle bir kapalı bir kamp alanı var burada. Şunları ne abi, bak üstünü kapatıp yazın içinde. İyi ki çıkmamışım ya. Var ya, ben orada kesin donardım ya. Şurada oturayım, bir kahvaltı yapayım. Daha kahvaltı yapmadık. Tamam, şurada güneşe karşı. Havada 9 derece. Soğuk. Üşüyorum. Çok soğuk. Ellerim dondu. Buradan Fasilis antik kentine gidiyoruz. Ne işimiz varsa gidiyoruz işte. Rota da oradan geçiyor zaten ama mecburen gidiyoruz. Yol çok alengirliydi şuralardan. Zor geçtim. Yolu da zor buldum zaten. İşaret falan, tabela falan hiçbir şey yok. GPS de buldum. Burada çadır kurmak yasakmış. Hadi git oradan be. 10 numara çadır kuracak yerler var burada. Gibi. Yazın kalabalık oluyordu burası kesin. Üşüdüm. İnşallah hasta olmam. Şu an Tekirova'dayız. Tekirova'dan kemere doğru gidiyor burası galiba. Normal insanlar bu yoldan gitmiyor yani, normal. Normal insanlar normal yolları kullanıyor. Şu manzaranın güzelliğine bak. Cennet koyu. İki tane. Bir tane de ileride var. Harika ya. Çok iyi. Ulan buralara yazın gelmek lazım ya. Yazın bir daha geleceğiz. Geldik sonunda. Buradan itibaren başlıyor. Şimdi gişeleri bulalım. İçeri gireceğiz. Eski bir liman kenti. Pasifist. Sahile bakalım. Çıkalım. Giden bir ana yol.
arkaya doğru uzanıyor. Şunun içine bakalım. Burası taşlardan anladığım kadarıyla muhtemelen hamam gibi bir şeydi. Olmayabilir. Sallamak serbest. Burada da var. Burası bir hamam. Küçük hamam. O da böyle hamamlara çok rağbet varmış. Her yere hamam yapmışlar. Burası pazar yeriymiş. Tabii. Burası şehrin ana yolu. Kenarlarda da şöyle pazar yerleri varmış. Tarihçesine bakalım. Şehirde bulunanlar: liman, kuzey, orta, güney, pazar yeri, Domitian agorası, liman agorası, ana cadde, Madryn kapısı, su kemeri, tiyatro, liman duvarları, antik yol, su kaynağı, hamamlar, tapınak, anıtsal mezar, konutlar, bataklık, mezarlık, şehir surlu. Evet. Yer. Burası da tiyatro. Göynük kanyona doğru yürüyoruz. Buraya araba yokmuş. Mecburen yürüyoruz. 1 kilometre kalmış. Burada öyle yazıyor. Olimpos Bey Dağları Milli Parkı Göynük Kanyonu. Hava ısındı biraz. Saat 1. Sabah çok soğuktu. Çok üşüdü. Göynük Yaylası'na doğru dağ yürüyüşümüz başladı. Böyle gideceğiz. Oradan sonra bunun arkasına doğru tırmanacağız. Yükseklere doğru. Yaylalara doğru. Bir sürü asfalttan gidiyor böyle. Ve araba geçmiyor. Geçenler de almıyor zaten. Virüsten dolayı belki kelebek geçti. Evet, yola devam. Varsa şurada bir balık yiyeceğiz. İnşallah açıktır. Gel. Gel, korkma, gel. Gel, ürkek hayvan. Gel, bir seveyim. Bir seveyim ama. Ha? Bir seveyim. Gel oğlum, seni sevmeden bırakmayacağım ki ben. Ne kadar ürkek ya.
Biri bunun canını yakmış. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel canım. Gel. Yaban hayvan. Kanyona giriş yaptık. Şurası bitiş noktası. Şimdi böyle devam edeceğiz. Bakalım ilerlerde neler var. Evet. Temiz sular görünmeye başladı. Buradan biz şöyle gideceğiz. Şuradan geldik şöyle. Dolandık karı. Oradan böyle devam ediyor. Bilmiyorum nereye gidiyor burası. Bu rafting falan yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar? Göremedim hala. Şurası bana askerliği hatırlattı. Tam şöyle bir tepenin üstüne pusu atmıştık. Şu altta da geçit vardı. Teröristlerin geçebileceği yer. Orada bir ay kalmıştık. O tepeyi ilk çıkar çıkmaz terörist öldürmüştük. Sanırım buraya kadar gidebiliyorsun. Yürüyerek. Yani yol buraya kadar var. Şu karşıya geçiyorsun ama ne yapıyorsun orada bilmiyorum. Orada işletme gibi bir şey var. Muhtemelen kapalıdır. Şuraya bakalım. Aslında bunun olayı şuradan sonra başlıyor. Oraya elbiselerle falan giriliyormuş ama şimdi hava soğuk. Suya giremeyeceğiz. Asıl olay şurada başlıyor işte. Buradan böyle gidiyorsun. Ama şu an sezonu değil. Orada ekipman verecek. Deminki kulübe şeymiş. Buradaki işte bu aktiviteyi yapmak için gerekli olan ekipmanları sağlıyor şurada. Burada da bot var isteyene. Ağızda şişmez o. Şişse biraz turlardık ama şişiremem onu. Aktivite böyle. Ama su soğuk giremiyoruz yani. Neyse gördük en azından. Manzara güzel. Geldiğime de hiç pişman değilim. Bir daha ne zaman gelip göreceğiz böyle yerleri? Değil mi? Güzel, şirin, sesli, sakin bir köy. Yayla köyü. Şurada da elmalı dağ mı, tahtalı dağ mı? Yok.
karıştırıyorum. Elmalı galiba. Şurada bir mağara varmış. Oraya çıkacağım. Arkamdan bir ses geldi. Ödüm koptu. Mağara var ya, hemen yanına restoranı dikmişler. Derinliği 500 metre. Hiç işim olmaz, inemem. Ama kapısından bakacağız biraz. Bulduk. Sigara içmez, alkol içmez diyor. Şöyle biraz bakalım. Işık yok ki. Gitsen gitsen şuraya kadar gideceksin. Işıklandırma yapmamışlar. Oo. Atmosfer bir anda değişti. Mağaraya inmedim. Çok karanlık. Işık yetmeyecekti muhtemelen. Bir de burada böyle kale var. Çok sakin, sessiz bir yer. Daha bir insan göremedim. Hayvan sesleri geliyor birazdan. Tavuk, inek, keçi, köpek falan ama insan yok. En azından dışarıda yok yani. Burada Kızılgöl diye bir yer varmış. Çantayı bıraktım bir yere. Şu an çantasızım. Buralarda bir yerdeymiş. Oraya doğru gidiyorum. Gedelme Yaylası Kızılgöl. Muhtemelen küçük bir su birikintisidir. Ona göl demişlerdir. Çünkü haritada burada göl falan görünmüyor. Gölü aramaktan vazgeçtim. Yokuş aşağı inmeye başladı. Geri dönüyorum. Çünkü o yolun bir de geri dönüşü olacaktı benim için. İnmedim. Çok da bir şey kaybetmiş olmayacağız. Şimdilik köye geri dönüyorum. Gedelme Köyü. Yaylası. Yayla Köyü. Buralar çok güzel. Hava mis gibi, manzara 10 numara. Şurada bir dağ manzaramız var. Harika. Karları erimemiş daha. Sonbaharda karlar erince oraya da çıkacağız. İnşallah. Öyle bir niyetimiz var. Ama yolu mu kaybettim acaba? Gene diye baktım ama yok. Böyle devam ediyoruz. İzole yaşam diye ben bunu derim işte bak. Adam nerede yaşıyor? Nereden nereye gidiyorsa adam oraya yol yaptırtmış yani. Evet, Antalya merkezdeyiz şu an. Antalya'nın güzel yerlerini bir gezelim. Şurada ilginç bir minare var. Ona bir yakından bakacağız şimdi. Yivli Minare. İlginç bir cami. Çok eski olduğu belli. Muhtemelen Selçuklu olabilir mi acaba? Bilmiyorum ki. 1373 diyor. Olabilir. İpekalılar. Şu çok güzelmiş. Thank you.
Bunlar pansiyon. Bazı yeri. Her taraf tarihi eser. Yani şu binaların hepsi şöyle yerlerin üzerine kurulmuş. Muhtemelen. Ve onları kazıp çıkaramamışlar. Yapılar gayet güzel. That one is the world and the world. First Antalya, second one Alaska. Çek gezebilirsiniz efendim, fotoğraf çekebilirsiniz. Çay kahvenizi burada içebilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Terasa çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kaleyi komple restoran, kafe, bar yapmışlar. İnsanlar burada yaşıyorlar ya. Kalenin içinde ilginç manzara on numara yalnız. Açık olsa değil abi içeri. Me voy acercando, voy a...
Etnik Kültürel Müze Etnografya Kapı tokma. Abla ne yapıyorsun? Yapsana bir gözleme. Şimdi küreği kafama geçiriyormuş. Benden başka kimse yok herhalde şu an burada. Ondan rahat konuşuyorum. Ablayı sabitlemişler oraya. Merhaba. Evet. Hoş bulduk. Video çekmiyoruz. Öyle mi? Evet. Fotoğraf çekilmekteyiz. Tamam. Burada elbiseler var. Burada bir de Osmanlı Eserleri Müzesi varmış. Oraya da bakalım. Nereden giriliyor acaba? Şurası.
Şu tüfeğin güzelliğine bak ya. Ama bunlar çok ağırdır. O zaman insanları çok güçlü, kuvvetliymiş. Topkapı Sarayı'nda onların daha büyükleri var. Yani ben kaldırıp ateş edemem yani, o kadar büyük. Bunların ne olduğunu anlayamadım. Hamaylı yazıyor. Hamaylı. Hamaylı neymiş? Hastalıkları, kötülükleri, nazarlıkları uzaklaştırmak üzere falan filan. He, hamaylı. Muska koyulan şey. Bu da divit. Kalemkar arkadaşlarıma desen buyurun. Şöyle çek. Şu işçiliğin güzelliğine bakar mısın? Bunları genelde bazı ustalar tek başına yaptığı gibi bazen de grup şeklinde çalışıyorlarmış. Mesela bir kişi deseni çiziyor, bir kişi varağını yapıyor, bir kişi hattat yazısını yazıyor. İşte kalemkarlar kenarlarını yapıyor, desenlerini yapıyor şeklinde bir çalışma stilleri vardı. Özellikle saraya bağlı olarak çalışanlarda. O yerin adını unuttum, bir şey diyorlardı ama. Şu sokağın güzelliğine, sakinliğine bakın ya. Fena yorulduk kaç gündür. Videolardan burayı görmüştüm daha önce. Buraya da uğramak istiyordum. Gelecektim. Bir anda karşıma çıktı. Bizans dönemine ait bir yapı. Antalya'nın merkezi işte böyle bir yer. Thank you.
tramvayı bekliyorum. Gele gele böyle bir şey geldi. Tek vagon. Ve çok yavaş gidiyor. Buradan müzeye gideceğiz. Oo, şuraya bak. Korona yok burada. Buraya gelin. Burası güzel. Suyun döküldüğü yer. Çok iyi ya. Şimdi yan taraftan bakalım. Manavgat'a geldik balık yemeye. Her yer kapalı. Normalde şurası şöyle balık restoranlarla dolu. Ta köprüye kadar. Fakat hepsi kapalı. Burada geçen sene bir balık yemiştim. Çok güzeldi. Sırf onun için geldim. Maalesef balık yemeyeceğiz herhalde. Bunlar şanslı. Kendi balıklarını kendileri tutuyorlar. Uyuyan bir ördek. Manavgat Nehri. Burada tekne turları falan yapıyorlar da şu an kapalı. Virüsten dolayı her şey kapalı. Oymapınar Gölü. Bir tane de şurada var. Ağaçların arkasında kaldı. Orada kahvaltı yaptık. Şimdi yürüyoruz. Manzara bu şekil. Zeytin ağaçları arasından. Bir taraf cam ormanı, bir taraf zeytin. Sabahları ilk bir saat çok zor oluyor, yorucu oluyor. Nefes nefese kalıyorsun, yürümek istemiyorsun. Sonra bir saat sonra falan, bir saat iki saat sonra bacakların bir açılıyor. Sonra bana mısın demiyorsun yani, gidiyorsun. Şu an kahvaltıyı yeni yaptım ve yürüyoruz. Hava güzel. Hatta çok güzel, sıcak. Yaz havası var. Mis gibi. Kokuyor her yer. Bu da yandaki gölün manzarası. Şurada bir yerde kahvaltı yaptım. Yola devam. Göl bayağı büyükmüş. Burası böyle. Şöyle arkadan dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Bu tarafa doğru. Şöyle her taraf su. Bir de arkaya doğru da gidiyor. Bir de aşağısı var bunun. Burada bir şey var. Burada bir parkur yapmışlar ama ne parkur var mı böyle? Eğlence parkuru gibi bir şey. Survivor. Burada kendilerince Survivor oynamışlar herhalde. He? Güzel. 10 numara lan. Bak şöyle. Yakından görelim. İşaretler falan var orada. Engelli mengelli bir şey var. Şurada tehlikeli bir şey var. Düştün, sıçtın. Aşağısı sudur inşallah. Yok. Direkt öldün yani oradan düşersen. Bu tehlikeli bir oyun. Şöyle kenarlara basaraktan. Oğlum tehlikeli lan bu. Tahtanın üzerinden geçiyorum Allah'ım. Geçtim. Harbi Survivor bu işte. Canlısını yapmışlar. Yapma değil. Altta seni koruyan bir şey yok. Suya da düşmüyorsun. Direkt kayalar üzerine. İlginç. Resmen parkur yapmış adamlar oraya. Manavgat'a kadar geldik. Sileye uğramadan olmazdı tabii ki. Burası eskiden çeşmeymiş. Şu oluklardan sular akıyormuş. Burası bildiğin çeşme yani. Şuralarda acaba neler vardı çok merak ediyorum. Burası
Her yer tarih. Her yer. Yani şurayı kaz, alttan tarih çıkar. Kesin ya. Her yer tarih eser. Karşısı tiyatro. Bir tane de şu tarafta bir yerde vardı galiba. Ama kapalıdır yani, almazlar. Zaten daha önce gezmiştik burayı. Onun için burada çok fazla çekim yapmayacağım. Ulan tam ben geçiyorum, kuşlar sustu ya, ne güzel ötüyorlardı biliyor musun? Side komple kapalı. Şöyle bir sakin kafayla sideyi gezelim. Burada normalde tıklım tıklım turist olması lazım. Bu mevsim dahil. Böyle tarihin üzerinden yürüyebiliyorsun. Her yer tarih. Koca bir tarihin doğduğu ve battığı bir yer. Her yer tarih. Her yer kalıntı. Artık ne yapacaklarını bilememişler. Böyle dizmişler, üst üste koymuşlar. Şurası antik tiyatro. Ama kapalı. Giremiyorsun. Çadırımızı kurduk. Bu akşam burada kalacağız. 30 lira. Böyle güzel bir mekandayız. Şurada çok güzel bir çiçek var. Portakal ağaçları, zeytin ağacı. Şurada çiçek açmış bir ağacımız var. Durum bu. Bugün Antalya'daki son günüm. Geldim böyle sakin bir yere, kafa dinliyorum. Yarın uçuşumuz var. İstanbul'a dönüyoruz. İçimden hiç dönmek gelmiyor şu sıralar. Virüs salgını başa bela olmuş. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir tatilin daha sonuna geldik. İnşallah yaza kadar düzelir de bir de yaz tatili yaparız. Eğer videolarımı izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.